5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 90. Oğlu Hüseyin'den Emine Ana'ya mektuplar. Evet arkadaşlar, burada metni uzun uzun okumayacağım. Lütfen metni kendimiz okuyalım, anlayalım. Anladıktan sonra etkinliklerimizi yapalım. Lütfen etkinlikler arkadaşlar, buradaki yazmış olduğum cümlelerin aynısını yazmayalım. Kendi cümlelerimize yazmaya özen gösterelim. Hazırsanız ilk etkinliğimize geçiyorum arkadaşlar. İlk etkinliğimiz sayfa 93. Metinden alınan aşağıdaki bölümde duraklamadan okunması gereken kelime veya kelime gruplarının örnekteki gibi belirleyiniz. Yaptığınız ayrıma dikkat ederek metni yeniden okuyunuz. Evet, burada arkadaşlar duraklamalarına göre renklerle ayırdım. Nevreste daha bebekti bizim gözümüzde. Ama Salih abim o birkaç günlük yolculukta koca bir adam oldu çıktı sanki. Birkaç günde 10 yıl büyüdü abim. Sana, bana, kardeşlerine sahip çıkma telaşı büyüttü onu. Çanakkale'de kaybettiği bacağından önce. Şimdi babamızın yerinde o. İçim rahat geldim bu yüzden savaşa. Sen ve kız kardeşim Emine'lerdesiniz. İkinci etkinlik. Metnin başlığından ve görselinden hareketle içeriğini tahmin ediniz. Tahminlerinizi ve gerekçeleri aşağıya yazınız. Savaş için cepheye giden bir askerin ailesiyle mektuplaşması olduğunu düşünüyorum. B bölümünde soruları cevaplandıralım. Okuduğunuz mektup kime ve neden yazılmıştır? Okuduğunuz mektup asker Hüseyin'den annesine duygularını, düşüncelerini ve yaşadığı olaylarla ilgili bilgi vermek için yazılmıştır. İkinci soru, Hüseyin hangi gerekçeyle cepheye gitme kararı almıştır? Hüseyin cepheye kadınlar, çocuklar vatansız kalmasın diye, vatansız kalmak çok zor bir şey olduğu için ve Salih abiyi onların başı olduğundan dolayı Eminerler'de oldukları için gitme kararı almıştır. Diğer soru, Hüseyin annesine geçmişle ilgili neleri hatırlatmıştır? Hüseyin annesine düşman zulmünden dolayı vatanını terk etmek zorunda kaldığı günleri hatırlatmıştır. Hüseyin ailesine ve vatanına bağlılığını nasıl ifade etmiştir? Ailesindeki büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öptüğünü söylüyor. Ayrılık anını unutamadığını söylüyor. Onlara üzülmemelerini tembihliyor. Vatanı düşmandan kurtarmak için sabırsızlandıklarını ifade ediyor. Vatansız kalmayacak garip kuşlar gibi oradan oraya savrulmayacak bizim evlatlarımız diyor. Anadolu'daki anaların milli mücadeledeki rolü ve vatan sevgisi mektupta nasıl vurgulanmıştır? Kimi anaların elindeki testiden askerlere ayran dağıttığı, kiminin kendi pişirdiği saç ekmeğini dağıttığı söyleniyor. Belki elindeki son unla o ekmeği yaptığı ama hepsinin vatan sağ olsun dediği ifade ediliyor. Anadolu'nun bu cömert analarının doğurduğu Mehmetçiğin bileğini kimsenin bükemeyeceğini vurguluyor. Diğer sorumuza geçtik. Mektupta anlatılan olaylara dayanarak o dönemin koşullar hakkında neler söylenebilir? O dönemler gerçekten zor koşulların olduğu bir dönemdir. Ülke daha yeni bir Yunan savaşından çıkmış ve işgal edilmiştir. Ordu hem yorgundur hem de yeterli donanıma sahip değildir. Ülke maddi açıdan çok kötü durumdadır. Sayfa 94, 4. etkinlik. Buradaki metinden olan aşağıdaki cümleleri inceleyin diyor arkadaşlar. Burada ya herhangi bir şey yapmıyoruz. Sadece bir anlatım var. Okuduğunuz metindeki cümlelerde bulunan altı çizgi geçiş ve bağlantı ifadelerini aşağıdaki verilen işaretle eşleştirelim. Sizlerden ayrılalı bir aydan fazla oldu ama basmane hissesindeki anınız hep gözümün önünde. Burada zıtlık anlamında kullanılmış. Yemek yediğiniz de ya tarhana çorbası ya da mercimek. Burada seçenek belirtme. Salih abim hem gururlu hem buruk bakışları senin için akıttığın gözyaşları çıkmaz aklımdan anam demiş. Burada hem kelimesi arkadaşlar ekleme. C bölümünde buradaki ifadelerin kullanıldığı cümleleri bulup işlevlerini yazalım. Evvela selam eder senin ve burada ekleme. Salih abimin ellerinden, kız kardeşimin gözlerinden hasret öperim. Şimdi babamızın yerinde o, içim rahat geldim bu yüzden. Sebep, savaşa sen ve kız kardeşim Memnunelerdesiniz. Oysa zıtlık İzmir'de bahar çoktan yüzünü göstermiş, bademler çiçek açmaya başlamıştı bile. Çay bölümünde yine eşleştirme var. Atatürk'ün askeri yönü, onun liderlik vasıflarını, stratejik zekasını ön plana çıkaran en belirgin özelliklerden biridir. Burada ne var arkadaşlar? Vurgulama var. Burada özellikle ifadesinde vurgulama var. Birinci Dünya Savaşı ve ifadesi arkadaşlar ekleme. Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdiği üstün komutanlık becerileri onun askeri dehasını kanıtlamıştır. Ama zıtlık
Atatürk sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir barış adamıydı. Mesela örnekleme, yurtta ve dünyada barışın önemini her zaman dile getirmiştir. Sonuç olarak, sonuç bildirme, Atatürk'ün askeri yönü onun hem ekleme bir komutan olarak yetkinliğini hem de barış olan inancını yansıtmaktadır. D bölümü, burada bir geçiş ve bağlantı ifadesini kullanan 3 tane cümle yazalım. Karpuz ve kiraz en sevdiğim meyvedir. Ve öğretmenim bize gelecekti ama son anda işi çıkmış. Doğalgaz faturası yüksek geldi çünkü hava çok soğuktu. Sayfa 95, buradaki görseli inceleyelim ve metni okuyalım. Daha sonra bu metne göre arkadaşlar bir canlandırma istiyor bizden. Mektup yazıyordum komutanım. Kime yazıyorsun? Anneme ve kardeşime komutanım. Ama Muhtar Hüseyin'e diye yazmışsın. Evet öyle yazdım komutanım çünkü anamla kardeşimin okuması yok komutanım. Sen okumayı yazmayı nasıl öğrendin? Hem kendim uğraştım hem de muhtar yardım etti komutanım. Aferin Hüseyin. Mektubuna devam edebilirsin. Sağ ol komutanım. Siz arkadaşlar buna benzer farklı bir senaryo yazabilirsiniz. 6. etkinlik. Milletimiz vatanını her durumda korumasını bilmiştir. Türk milleti azim ve kararlılıkla yıllar süren mücadelesini kazanmıştır. Vatan sevgisi bir milletin en güçlü duygusudur. Bayrağımızın gökyüzünde dalgalanması bağımsız olduğumuzun göstergesidir. Çalışkan bireyler olarak vatanımıza borcumuzu ödemeliyiz. Sayfa 96, 7. etkinlik. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki paragrafı inceleyiniz. Altı çizili kelimeleri isim ya da fiil olarak sınıflandıralım. Evet, isimler ağabey, çocuk, ana, kadın, düşman, uşak, göz. Fiiller çıkmak, ağlamak, gelmek, üzülmek, kalmak, olmak, gitmek, bilmek ve sürmek. 8. etkinlik, buradaki karikatürü okutarak arkadaşlar metni dinleyelim. Dinlediğiniz hikayeden hareketle kadınların milli mücadeleye ne gibi katkıda olduğunu yazalım. Milli mücadelede kadınlar hem cephede düşmana savaşmış hem de ordumuz için cephane üretimi ve üretilen cephanenin ordumuza ulaşması konularında büyük yararlar göstermişlerdir. C bölümünde arkadaşlar dinlediğiniz metin içeriğine uyumlu olan arkadaşlar buradaki ortadaki görseldir. İşaretlediğiniz görselin dinlediğiniz metin içeriğini nasıl kurdunuz? Çünkü metinde bir kadın olan Şerife Bacı'dan ve onun hayvanlarla cephane taşımasına söz ediliyor. Sayfa 97, 9. etkinlik. Mecliste yankılanan mektuplar. Serin bölümünde olayın yer, zaman, kişi ya da kişilerine ilişkin bilgiler verilmiştir. Evet, verilmiştir. Zaman soğuk bir kış günü. Yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Kişiler ise öğrenciler, Ahmet ve öğretmendir. Düğün bölümünde ise İstiklal Marşı yarışmasının sonucunun ne olacağını merak ediyoruz. Çözüm bölümünde yarışmanın sonucunun ne olacağı çözüme kavuşmuştur. Ahmet, Mehmet Akif'in paltosu olmadığını bildiği ve bunun için duygulandığından dolayı paltosuna sarılmıştır. Belki de onun soğuk havaya nasıl dayandığını düşünüp üzülmüştür. Sayfa 98, 10. etkinlik. Hemen bir paragraf yazalım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gecesi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi sınıfta büyük bir heyecan vardı. Öğretmen öğrencileri Ankara'ya yapılacak gezi hakkında bilgilendiriyordu. Çocuklar, bu gezi Cumhuriyetimizin kuruluşunu daha iyi anlamanız için önemli bir fırsat. Hepinizin katılması istiyorum dedi. Ali eve döndüğünde babası Doktor Alper Bey'e heyecanını anlattı. Baba, öğretmenimiz Ankara'ya gezi düzenliyor. Cumhuriyet Bayramı'nı orada kutlayacağız. Alper Bey, oğlun heyecanını paylaşarak harika bir fırsat Ali. Eminim çok şey öğreneceksiniz dedi. Zehra da evde ninesi Ayşe nineye geziyi anlattı. Ayşe nine, ah Ankara, ben de gençken oraya gitmiştim. Çok güzel bir şehir diyerek anılarını paylaştı. Gezi günü geldiğinde öğrenciler ve aileleri otobüsün kalkacağı yerde toplandılar. Herkesin yüzünde bir heyecan ve mutluluk vardı. Öğretmen, hadi çocuklar, Ankara bizi bekliyor diyerek otobüse yönlendirdi. Otobüs hareket ettiğinde öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı Ankara'da kutlayacak olmanın heyecanıyla doluydu. Bu gezi onların hayatında unutulmaz bir an olarak kalacaktı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.